huy, kalıtım ve genler. Pekala, diyelim ki üç bebeğimiz var. Eğer bebeklere alışıksanız, bebeklerin ailelerine, başkalarına ve çevrelerine verdikleri cevaplar ve tepkiler açısından eşsiz olduklarını biliyorsunuzdur. O zaman soldaki bebeğimize kocaman bir gülümseme çizelim. Bu bebeğimizin mutlu ve rahat olduğunu anlayabilir. Uyku ve yemek alışkanlıklarının tahmin edilebilir bir düzende olduğunu söyleyebiliriz. Bu bebeği huzurlu olarak adlandırabiliriz. Ve ortada bir bebeğimiz daha var. Bu bebeğimize de üzgün bir surat çizelim. Belki de bu bebek huysuz ve gergindir ya da uyku ve yeme alışkanlıkları düzenli değildir. Bu bebeği zor olarak adlandırabiliriz. Ve sağdaki son bebeğimize ifadesiz bir surat çizelim. Bu bebek gülüyor mu yoksa kaşlarını mı çatıyor bilemiyoruz. Belki de bu küçük kız değişime alışık değil ya da yeni insanlara ve durumlara karşı içine dönük durumda. Bu kızı da içine kapanık olarak adlandırabiliriz. Bu ve diğer çocukları birbirinden ayırmanın daha birçok yolu var. Bu farklılıklara huy adını veriyoruz. Huy oldukça geniş bir anlama sahip ve huyu tanımlaması oldukça zor. İçinizden kişilik gibi kelimeler geçiyor olabilir. Ancak huy bu gibi kelimelerden daha geniş bir anlama sahip. Huyu kişinin duygusal tepki ve yoğunluk karakteri olarak adlandırabiliriz. Bu yüzden sosyallik ya da utangaçlık bu kategoriye uyabilir. Psikologlar huy kavramı üzerinde çalışırken gerçekten ilginç bir şey buldular. Psikologlara göre bebekler dış çevreye maruz kalmadan önce huyları gelişmiş durumdadır. Burada en azından benim için daha ilginç bir nokta var. Çalışmalar devam ettikçe ve psikologlar huy konusu ile ilgilenmeye devam ettikçe huyun birey yaşlandıkça oldukça devamlılık gösterdiği bulunmuştur. Bu yüzden devam ediyor yazacağım. Bununla anlatmak istediğim şu. Belki de çalışmalar sağdaki utangaç ya da içine kapanık kızın büyüdükçe yetişkin olarak da utangaç ve içine kapanık olduğunu bulacak. O zaman huyun doğuştan itibaren oluşmuş olduğunu ve kişi yaşlandıkça devam ettiği fikirlerini birleştirirsek şu sonuca ulaşabiliriz. Bizi tanımlayan huy kavramı doğuştan bizimle bütünleşmiştir. Bu durum daha fazla merak uyandırmaktadır. Eğer huyumuz bizimle bir bütünse peki ya kişiliğimiz? Kişiliğimiz de bizimle bir bütün mü? Yaşlandıkça devamlılık gösterir mi? Peki ya cinsel kimliğimiz? Bu kimlik önceden belirlenmiş ve bizimle bütünleşmiş halde mi? Ve içimizde daha zeki dahi ya da süper atletler olmamızı sağlayan bizimle bütünleşmiş özellikler var mı? Belki bu fikirlerin bazılarını inceleyebiliriz. Ya da en azından bu fikirler hakkında konuşurken davranış genetiğine bakabiliriz. Davranış genetiği davranışı etkileyen genetik içeriğe ya da bütünleşen içeriğe bakmaktadır. Bütünleşmeden bahsederken anlatmak istediğim şey kalıtımdır. Kalıtım ebeveynlerin ya da ataların bir sonraki kuşağa bazı özellikler aktarması fikridir. Bu baba olsun. Bu da anne. Bu ebeveynlerin özellik aktardığını söylemiştik. Çizerek göstereyim. İşte özellik aktarıyorlar. Hatırlatmak gerekirse, özellikler bizi oluşturan ayırıcı vasıflar ya da karakteristik durumlardır. Belki de göz rengimiz ve hatta huylarımız gibi şeyler için niteliklerimiz daha iyi bir kelime olabilirdi. Bu özellikler annemiz ve babamızdan aktarılır ve bizi tanımlar. Bu özellikleri genler kontrol eder. Biyolojiye biraz daha girdikçe bunları anlamamız için daha iyi bir resme ihtiyacımız olacak. Bu fikirleri daha iyi anlatabilmem için önceden bir resim hazırlamıştım. Genler kalıtımın küçük bireysel birimleridir. Aslında DNA parçalarıdırlar. İşte burada protein sentezleme özelliği mevcut. O zaman çift sarmallı bu iplik DNA olmalı. Bunu büyük çizeyim. Burada durum kelime dersine dönebilir. Ama DNA deoksiribonükleik asittir. DNA içimizde bulunan ve gelişimimizi, organizmamızın işleyişini ve karakterimizin oluşumunu yönlendiren bir moleküldür. Tüm genetik yapımızı içerir. DNA bizim genetik yapımızdır. Kalıtımın birimleri olan bu genler birbirlerine bağlanarak kromozom adı verilen uzun bir DNA ipliği oluştururlar. Burada bir genimiz ve bir de burada. Aşağıya indikçe bu genler birbirleriyle bağlanır. Uzun DNA ipliğini oluştururlar ve sıkıca dolanırlar. Buradaki yapı birbirine bağlı DNA ipliğidir ve bu ipliğe kromozom adı verilir. İnsanlarda bizi biz yapan genlerle dolu 46 kromozom vardır. 23 kromozomu spermleri vasıtasıyla babamızdan alırız. Diğer 23 kromozomu da yumurta hücresiyle annemizden alırız. Sonuç olarak 46 kromozomluk hoş bir genetik içeriğe sahip oluruz. Bu genetik içerik nükleus içinde vücudumuzdaki tüm hücrelerde bulunur. Kromozomlar halinde yığılan bu gen koleksiyonunu genom olarak adlandırırız. Şimdi farklı bir şekilde düşünelim. Yaklaşık 30 bin genimiz var ve bunları bir hikayenin kelimeleri olarak düşünelim. Bu hikaye Ernest Hemingway'in kısa romanı Yaşlı Adam ve Denizle aynı uzunlukta olurdu. Benzetmeye devam edersek bu hikaye 46 bölümden oluşur ve hikayenin adı genom olurdu. Bu yüzden genom bizi oluşturan genlerin bir bütünüdür. Göz ve saç rengi gibi basit özelliklerin izi sürülerek belli genlerle bağlantısı bulunabilir. Oldukça basit özellikler özel genlerle bağlantılıdır. Aslında bu özellikleri hangi genlerin kontrol ettiğini görebiliriz. Ancak zeka, mutluluk, agresiflik gibi huyumuzu etkileyen karmaşık özelliklerimiz de dahil, davranışlarımızı etkileyen özelliklerin çoğu gen grupları ile bağlantılıdır. Bu gen grupları birbirleri ve çevremizle etkileşim halindedir. Anlayacağınız bu genler aktif ya da pasif halde olabilir ve çevre bu genlerin açılıp kapanmasında, protein kodu olup olmayacaklarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. O yüzden bu fikri bir çay poşeti olarak düşünebilirsiniz. Şuraya bir fincan çizeyim ve bu fincanın içinde çay poşetimiz olsun. Şimdi bir çay poşetimiz var. Etiketiyle birlikte kenarda bekliyor gibi ve bu çay poşetinde içeceğimiz çayı oluşturan içerik bulunmakta. Bu çayı oluşturan küçük yapraklar ve tadı, kafeini ve kokusu gibi tüm özellikler bu küçük çay poşetinin içinde. Ancak tüm bunlar üstüne sıcak su döküldüğünde harekete geçmektedir. Bu yüzden özellikle sıcak su döküldüğünde tat yapraklardan dışarı çıkar ve biz tadına varalım diye bu poşetin içindeki çay yayılmaya ve fincanın içinde kendini ifade etmeye başlar. Poşetin içindeki tüm içerik ve özellikler bu çay poşeti tarafından belirlenir. Evet, son olarak bunların açığa çıkması da sıcak suya bağlıdır. Burada asıl zor olan genlerimizin ve çevremizin etkilerini birbirinden ayırmak ve bu özelliklerden hangisinin ne derecede ve nasıl davranışımızı etkilediğini anlamaktır. Bu videoda sürem bitmek üzere. Bir sonraki videoda kimi olduğumuzu ya da nasıl tepki verdiğimizi belirlemek için psikologların ve bilim insanlarının çevrenin etkileri ve genetik hikayemizi nasıl parçalara ayırdığından bahsedeceğim.